boşanmazsan kızar mı? Doğru. Anladın? Anladım. Uzanma mı? Uzan. Kim zina kısa, onu kimini dur zina kılınan diyenler. Kimini dur oylas diyen. O, savol bir acib, zina hakkında sorabilir. Yeri var ayol bilen zina kılsa. O, bu hazır ki bizi taşkis olan gençlerden bittiyse şu zina, yani nikahsız. Erkek bilen nikahsız ayoldu. Bir-biri bilen bugün münasebette adliyleşip gitip kalı yaptı. Kelimizde namaz kalırdı içi de, cümage kelediyonlardı içi de hem zina kalediyon erkekler var. Kattan bilesen siz, şabeden hemen. Türkçü güvah bulmayın geçin. Ben onu, ben hazır bıraktasın, yokasını düşersen zina korsan demedim. Yokasını düşersen zina korsan diye için doğru Resulullah Ekerler, tört de güvah gerek. Lakin şabedeler kanaka durdu. Bildirir. Solihə qızımız bundan 2 il 2 yarım il oldun. Oşqozon və Qızılunga tutulğan, normalın kislota zilməsindən çıxıb qoyğan. Oşa günləri oşxonaga kirgənimdə yığılıb oyi deyib çaqırdı. Çaqırganda kelib qarasam ağızları, lavları şişib ketib qaldı. Köpürüşü başladı ağzı, qayt qılışı başladı, şilimşoq qayt qıldı. Su şunaqa qayt qilishi to'xtamadi. Qayt qilavergandan keyin hushidan ketib qoldi. Hushidan ketib qolgandan keyin men qizimni ko'rib o'zim ham hushimdan ketib qoldim. Biz hozir qo'ldan kelgancha harakat qildik. Qo'limizdagi bor mol-mulkimizni sotib tuzatishga harakat qildik. Doktorga olib bordik, ko'rsatdik, sampida davoladik. 3 marta operatsiya bo'ldi. Turkiyadan kelgan homila stent qo'ydi. Stenti neudachni chiqdi, yaxshi chiqmadi. Qizimizni hozir zudlik bilan Rossiya Federatsiyasida davolatishimiz kerak, chunki uni vaqti juda ham oz qolgan. Boshida har 40 kunda borib ovqat yeyish uchun buzlab kelinardi. Bu kamayib-kamayib borib 5 kunga tushib qoldi. Hozir har 5 kunda borib ovqat yeyish uchun buzlab kelyotdik. Endi oxirgi marta borganimizda mana burnuga shlanka qo'yib beramiz, bu oxirgisi. Endi bundan buyog'i Rossiyaga olib borishingizga to'g'ri keladi deb tushuntirishdi. Endi hozir bizni muddatimiz oz qoldi. 10-15 kun ichida shu qizimizni Rossiya Federatsiyasiga borib davolatib kelishimiz kerak. Ichidan shu hazm qilish mexanizmini yasab berar ekan shu yerda. Yaxshi insonlar ko'p xalqimizda shu kichkina qizim uchun yordam beradigan, yordam qo'lini cho'zadigan, ayamaydigan yordamini yaxshi insonlar ko'p, men bilaman. Ilohim shu bizga shunchalik yordam qo'lini cho'zganligi, ilohim Allohim ming barobar qilib qaytarsin. Ikki dunyo saodatini bersin. Hech kim farzandi bilan sinamasin. Ilohim farzandi yo'liga farzandi bersin. Shunaqa ilohim Allohim ko'rib biluvchi zot, ajri savobi bor bilaman Xudo xolisa. Uchun azlar manzana zuniya bihi erkakni larzaga keltiradigan hadis mashi. Shunaqalar bo'lsa, 6 quloqingiz bilan eshitib oling, biz ham 10 quloqingiz bilan eshitib olaylik. Tongi shu ishni qilib qo'ymaylik. Kim zino qilsa, uni kiminidir zino qilinar deganlar. Kiminidir oilasidagi. Ko'zni ochib qo'yadiganlar. Endi buni tavbasi juda qattiq bo'lishi kerak. Bu qilgan ishiga umrbod yig'lash kerak va bu ishni umuman yaqiniga bormaslik. Zino qilmayotgan yosh yigitlar bo'lsa, hali sodda tilga olganda do'ppisini osmonga otsin. Bizi diyonatimiz bilan olganda xursand bo'lsinki, zino qilmayotgan yigitlar eng iymoni baquvvat yigitlar hisoblanadi. Endi zino deganda faqat o'sha erkak bilan ayolni qovushishini tushunmaslik kerak. Rasululloh alayhi assalom ko'z zino qiladi, quloq zino qiladi, og'iz zino qiladi dedilar. Bilgani qarayotgan ko'z bilingki zino qilyapti. Begona ayol bilan zaruratdan tashqari holatda gaplashayotgan u zino qilyapti. Quloq zino qilyapti. Zarurat deganda mana aptekaga kirasiz, do'konga kirasiz, yoki idoraga kirasiz. Ayollar ishlayotgan bo'ladi. O'sha o'zimizni temada, o'zimizni mavzuda mo'nima bo'ladi, qana bo'ladi, nechil bo'ladi.
Şu bolsa endi u inshaalloh u afu u endi uzr endi. Endi mana og'iz gapiradi. U zino qilyapti. Agar shulardan ham o'zini saqlayotgan yigitlar bo'lsa, Xudo rozi bo'lsin shunday yigitlardan. Eng iymoni baquvvat ummatim, shunday ummatlarim deb payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar.